Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bugün psikoloji yapacağız. Psikoloji. Fakat şurada bir haşırla alakalı bir yer var. Onu bulursam güzel olacak. Evet. Nereden niçin olduğunu biliyorsan senin için hiçbir kayıp yoktur. Demek yoktur. Bir de okuyayım. Nereden niçin olduğunu bilmiyorsan değiştiriyorum. Nereden niçin olduğunu bilmiyorsan senin için hiçbir kayıp yoktur demektir. Çünkü olayların hepsi fizikseldir demektir. Yani niçin nerede bulunduğunu bilmiyorsan buraya gelişi fiziksel, ölüm de fiziksel, yaşamak da fiziksel. O zaman hiçbir fiziktir yani başka hiçbir mana yok. Manasız bir şey. Olayları doğru ve yanlış diye tasnif edemezsin artık, fizikseldir. Yani fizikte doğru ve yanlış yoktur. Yani soğuk da fizikseldir, sıcak da fizikseldir. Kaynamak da fizikseldir, donmak da fizikseldir. Gülmek de fizikseldir, ağlamak da fizikseldir. O zaman doğru ve yanlış denen bir şey yok, yoktur. Yani ahirete ve Allah'a inanmayanların olayları fiziksel olarak izah edecekler. O zaman doğru ve yanlış denen bir şey yok. Mekanizma yok. Ne olacak ki? Şimdi söyleyeyim. Din yok. Doğru ne demek ki? Çünkü nispetin yoktur. Trafik kazası, hırsızlık, zina, içki, ve hepsi fiziksel olurdu. Trafik kazası, hırsızlık, zina, içki hepsi fiziksel olurdu. Adamın seni mermiyle öldürmesi fizikseldir. Tsunami malını, canını fiziksel aldığı gibi. Yani adam seni öldürdü, suçludur. Öyle bir şey yok. Fizikseldir. Yani suçlu, suçsuz, öyle bir şey yok. Fizikseldir. Kuraklık fizikseldir. Yağmurun çok yağması fizikseldir. Yaşaman fizikseldir. Ölmen fizikseldir. Öldürmen fizikseldir. Öldürülmen fizikseldir. Yani doğruluk kavramı yok olur. Hayır demen için, hayır demen için nereden gelip nereye gidiyorsun cevabın için nereden niçin olduğunu bilirsin. Mesela bir şeye hayır diyorsun. Doğru değildir, yanlıştır veya doğrudur diyebilmen için nereden gelip nereye gidiyorsun soruna cevap bulmuşsun demektir. Yani nereden geliyorsun Allah'tan, nereye gidiyorsun ahirete. Demek ki iki yorumlama kaynağın var. Mesela hayır bu doğru değil, bu yanlıştır diyebilmen için diyorsan o zaman nereden geldiğini ve nereye gittiğinin sorunun cevabını bulmuşsun demektir. Niçin nerede olduğunu bilen için olaylar fiziksel değil, değer yargılarına göredir. Yanlış ve doğrular ona göre ölçülür. Değiştiriyoruz. Birinci hüküm bitti. Öldükten sonra hayatı saran, öldükten sonra hayatı soran, ölümden önce hayatı yaşadığından haberin bile olmadığı, ölümden sonra hayat var mı hiç sormadın. Şimdi ölümden sonra hayat var mı? Yaşarken hayatına sordun mu ki? Hayat nedir yani? Peki ölümden korkan
Yaşadığının farkında mısın ki ölümden korkuyorsun? Yaşadığın farkında değil. Bu hayattan sonra nasıl bir hayat var? Nasıl sorarsın? Şimdi bu hayata ne mana yükledin? Yaşadığının farkında değilsin de neyi soruyorsun ki? Ne mana ifade edecek? Bunlar hiçbir mana ifade etmiyor. Ancak onu yaşayanların sorabileceği, soracağı şeylerdir. Alaka, istasyon, radyo zemininde konuşması, gölge ile asıl arasındaki bağ, seni aslına taşıyan bağ, yol, zemin demektir. Yanlışlık diye okumuş muyduk buraları? Okuduk. Okuduk değil mi? Alakayı da okumuştuk. Bak çizmeyince bir de okuyacaktık, az kaldı. Ben de öyle zannettim zaten. Peki. İzahın izahı kendini katmaktır. İzahın izahı birinci metine kendini katmaktır. Sana yaptığın ve tesir ettiği miktarı ve yönünü ortaya koymaktır. Mesela Risale-i Nur'un izahını yapıyor. Risale-i Nur'un, Risale-i Nur'la izah yaparsan bir şey yok. Risale-i Nur'u kendine göre yorum yapıyorsan o izah değildir. Sana yaptığı tesiri söylemektir. Yani içine girdiğinde hissettiklerin ya da anladıkların. Yani iç içine girdiğinde bulunduğun hali yansıtman. Evet. Yoksa Risale-i izahı değildir. Risale-i Nur'un izahı veya bir kitabın izahı kendi bünyesi içindedir. Başka, nasıl ki akıl realiteden veya hayalden gelen resimlerden fark edemez, hepsini gerçek sanır, kulaktan gelen sesi de başkasından gelen ha kendi konuştuğu duysa, akıl için aynıdır ve aynı yapılama olur. Yani mesela bu bize acayip bir kendini yorumlama, idare etme şeyini katıyor. Bu çok önemli bir şey anlatıyorum ama millet herhalde bunu fazla ciddiye almıyor gibi geliyor bana. Yani akıl için, akıl bir alettir. Bu alete, ha göz, bir şey anlatacağım, sese geçeceğim. İlk önce görüntüden şey yapayım. Bu alete ha gözden bir resim gelmiş, ha gözünü kapattın, hayal kurmuşsun. Akıl aynı derecede etkilenir. Bunu fark etmez. Gözden geldi bu resim, hayal kurdum geldi. Ha realitesi var, ha realitesi yok. Çünkü gören ruh olduğu için. Alettir çünkü. Göz. Yani göz onu tahlil akıl alettir. Göz de alettir. Aynı şeyi çapını genişletiyorum. Ha birisinin sesini duydun, ha sen konuştun. Birisinin sesini duysan da kulakla alıyorsun, benim konuştuğumu da kulakla alıyorum. Akıl için fark etmiyor bu. Peki ne oluyor? Ne katkı sağlayacak? O zaman senin yalnız, bakayım ne yazmışız. O zaman senin yalnız tabirlerinden başkası etkili değil gibi aynı şiddette hatta daha fazla tesiri sen etkilenirsin. Ondandır ki halk arasında derler, söylediği bir yalanı daha sonra o da inandı. Bu sırdan geliyor. O zaman şimdi başkasının konuşması da kulaktan giriyor. Benim konuşmam da kulaktan giriyor. İkisi de akıl aleti için eşit derecede tesir eder. Fakat başka bir şeyler ya payandalar getirmezsen. O zaman etkilenmek istiyorsan doğru, sen doğru konuşacaksın, doğru şey okuyacaksın. Anladık mı burayı biraz? Bir daha. Durgunluk var da. Şimdi ne yaparsanız yapın, sıkıntıdan, dertlerden, ahiret, Allah,
Ne aklınıza gelirse gelsin, neyi öğrenmek istiyorsanız an şartla kendinizi tanımayla mümkün. Kendinize ne kadar mana yüklemişseniz, kendinizi ne kadar tanırsanız, yani kendimizi, o kadar bunları izah ederiz. Ona ait bir tane şey söylemiştim yukarıda. Dedim ki, Risale'nin izah ediyor veya Kur'an'ı izah ediyor. Hayır, izah değil o. Dedik, nedir o? Kendisinde uyananları söylüyor. Aynı çapı genişletiyoruz. Göz, akıl bir alettir. Bu psikolojide harika bir kendini düze çıkarma yöntemidir. Bunu bilmeyen bir insan için, bak şu anda anlatacağım insan için, istersen 7 sene değil 70 sene psikoloji haplar kullansa da kurtulamaz. 7 sene kurtuldu, ondan sonra bir travma geçirir, yani bir o mazi hatırlar, bir olumsuzluk gırdabına girer, gene aynı olur. Sebebi şu. Ne yaparsanız yapın. Peki ilaç ne veriyor onu da anlatayım. Ayağı kırılan bir insana baston verirsiniz. Baston ayağınızı düzeltmez. Ayağınız vücudunuz düzeltecektir. Ama ayağınızın düzelmesine yardımcı olur. Baston ayağınızı düzeltmez. Baston kendinizi düzelirken dış etkenlere karşı veya içten gelen hareketlere yardımcı olur. Zararlar üzerine alır. Dolayısıyla ilaç sizi düzeltmez. Sizin düzelmenize fırsat tanır ve zaman kazandırır. Yani düşüncelerinizden arındırır, koparır, ruh bedeni düzeltme fırsatını verir. Çünkü vücuttaki hücreleri, bezleri, tiroid bezleri olsun, serotonin maddesinin o aktif ettiği bezler olsun, 7 tane bez var temelde insan. Kuaturla alakalı bez var. Bu bezler insanın direkt düşüncesiyle çalışıyor. Mesela ona ait bir örnek vereyim. Deli. Psikoloji bozuk değil. Çocuk. Psikolojisi bozuk değil. Hayvan. Psikolojisi bozuk değil. Sığır. Bozuk değil. Ağaç. Bozuk değil. Çünkü düşünceleri yoktur. Düşüncesi olmayan bir şeyin psikolojisi olmaz. O bir şeydir işte. İlaç ne yapar? Düşüncenizi kenara koyar. Yani düşünmez hale getirir, içki gibi. Uyuşturur. Hiçbir şey anlamazsın. Bu arada neyi fırsatı verir? Yani baston ayağınızın kendi vücut onu kaynak yapar. Gıda yapar. Yani bastonla gezerken vücut o kırık olanları doldurur, yapar. Şimdi ilaçta düşüncenizi kesti mi bıçakla peynir gibi koydu kenara. Düşüncenin bize korkunç bir zarar veriyor. En büyük zarar düşüncemiz bize veriyor. Onu peynir gibi kestik mi, koyduk mu kenara? Koyduk. Şimdi ruhla beden baş başa kaldı. Ruh onu bitirir işini. Ruh düzeltir. Sisteme girer. İşte baston gibi ilaç sana kendini düzeltme fırsatı, zamanı tanır. An şartla. Şimdi peynir gibi kestik, koyduk mu kenara düşünceyi ilaçla? Bu arada ilaç devam ediyorsun. Ruhla ceset savaşıyor. Ruhla ceset savaşırken ruha katkı yapman lazım. Ruha katkı yapman lazım. Nasıl yapman lazım? Zikir etmen lazım. Yani evrat eskar okuman lazım. Evrat eskar. Mesela dün akşamki ders temelinde buydu. Yani ruhu güçlü tutman lazım. Elini sağlamlaştırman lazım. Çünkü niye? Kestik onu. Şimdi peynir gibi kestik, koyduk mu kenara? Koyduk. Şimdi ruh ceset İlişkisini kuruyoruz. Güçlü tutman lazım o anda. Eğer ruh güçlü olursa bedenin işini bitirir. Bedenin derken bedenle alakalı his, heves, heva, tabiat, damar. Asap mı dedik. Bu nefis meydana getiren şey. Buna galip olabilmesi için şu sistemi götürmen lazım.
İşte onu kes peynir gibi koydun. Ceset ruh ilişkisini bildin mi? Tanımladın mı? Biraz önce anlattım. 10 dakika anlattım. Şimdi bu sefer ruhu güçlü kılman lazım. Ruhu güçlü kılarsan, ruhu güçlü kılarsan bedenin, bedensel bu damar, asap, efendim neydi? His, heva, heves. Bunların bütünlüğüne nefis deniliyor. Nefsemmare deniliyor. Başka bir sistemi de var arka tarafta. Manevi nefsemmaresi var. Onu bir derece bu ruhla karşı karşıya koydun mu? Evrat, eskarla ve doğru bilgiyle işini bitiriyorsun. Ama an şartta o ilaçla o peynir gibi kenara koyuyorsun. Kime? Düşüncelerine hakim olamayanlar için ilaç şart. Kendini yönetemeyenlere şart o. Baston gibi. Diğer insanlarla mesela onu zapt edemeyen normal insanlar arasındaki fark ne yani? Niye onda öyle de onda öyle değil? Ha işte. Şimdi bu düşünceler, yani düşünce dedim şu dimağda 7 mertebe var. Tıp kortekste, yani kafada tek bir şey var der. Çünkü Yunan felsefesinden geldiği için bu daha çok ve Avrupa'dan geldiğinden dolayı tıptaki özveri, temel şeyleri, yani tıptaki realite, bedensel organlardan bahsetmiyorum. Yani felsefe üzerine, psikoloji üzerindeki anlayış Yunan felsefesinden geldiği için onlar mesela şöyle der onu anlatmak için. Akıl bir tanedir, akıl tektir, ustur, ben olan ben budur, temel budur. Bunun diğerleri hayaldır, tefekkürdür, tasavvurdur, düşüncelerdir. Kendine yani bu bizim bildiklerimiz onun şubeleri gibi anlamışlar. Hayır der İslam anlayışında. Dimağda 7 mertebe var. Bunlardan bir tanesi akıldır ve akıl alettir. Yani farka bak. Şimdi İslam der ki bu bir alettir, sen bununla seyredersin. Felsefe der ki Yunan felsefesi ve Avrupa felsefesi, şu gözlüğü ben diyor. Ben olan bendir diyor. Yani şu benim kazağım, benim gömleğim, benim atletim, gir içeriye, benim bedenim, benim hayatım, benim hissim, benim şuurum, hep içeri giriyor. Benim aklım diyen akıl değil, gir içeriye, benim ruhum, gene ben ruh değilim. O ben olan ben, vücut haricisi yok. İslam bunu söylüyor. Bunlar hepsi sana verilmiş bir kavram, malzeme, zemin, at gibi binebiliyorsun. Bize ne kazandırıyor? Ben olan ben bozulamaz. Mahluk değil çünkü. Oradan istediğin gibi hükmedersin. Çünkü o yapıda ruhun aslı cevherleri var. Özgüven ne oluyor burada? İşte oranın bütünlüğü. Eğer akla ben olan ben diyen insanda şu olur. Ondan farkı söyleyeceğim. Eğer akla bense, akıl kendisini kötü hissediyor. Kötü hissedince ben kötüyüm der. Benim aklım kendisini kötü hissediyor. Nerede? Ben kötüyüm nerede? Benim gözlüğüm kirli, benim gözüm az görüyor. Senin gözünün az görmesi gözlüğün kirliliğinden kaynaklanıyor. Yıkama fırsatını sana veriyor bu bilgi. O zaman insanın kendisini kötü hissetmesinin sebebi kötü düşüncelerinden kaynaklanıyor. Kötü düşündüğünden dolayı öyle kendisini kötü hissediyor. O elim hep buna gidiyor. Dimağdaki alttan yukarıya gidersek tahayyül, tasavvur, taakul, akıl burada. O kadar zirvede falan değil. Bir alettir. Tasdik, izan, iltizam, itikat. İşte bozukluk şurada. Düşüncelerin bir sisteme girmemiş. Mesela şöyle diyeyim. Kontrol edilememiş. Bir haber geliyor. Kendini kötü hissediyorsun. Mide krank giriyor. Bir haber geliyor, havalara uçuyorsun. Peki kendin iyi mi hissediyorsun? Bütün kan değerleri çok normal. Kötü bir haber geliyor, bütün kan değerleri vesaire sistem bozulmuş. Yani demek ki düşünceler, bilgiler insanı direkt ama endirekt de değil, direkt etkileyen bir şey var. O zaman düşüncelerine hakim olacak doğru ölçülerin varsa, bak düşüncene hakim olacak üst birim akıl. Aklın da işlevini, içsel yapısını, sistemini, çalışmasını ki bir kere akıl bir alettir bileceksin. Alettir. Benlik değildir. Benlik onu kullanır.
Ben bunu o kadar kullanmışım, öyle kullanmışım, o kadar kullanmışım ki alışmışım. Gözlük kafamda, gözlüğüm nerede diye gözlük aramış, aradım çok olmuş. Çok aramış. Siz de yapmışsınız, tak genel nerede falan, oysa kafanda. Çünkü o kadar özdeş olmuşuz, o kadar yakın hissetmişiz. Yani düşüncelerine hakim ol, ben sana cenneti vaat edeyim. Düşünceler de bu depodur. Doğru, yanlış, hak, batıl, karanlık, aydınlık, kadın, erkek. Bu bir depo ya. Bunun üst birim, taakkul, doğru bilgilerle, doğru yerde, doğru insanlarla. Üç sistemle çok güçlenir akıl. Doğru yerde, doğru insanlarla, doğru iş yaparsan akıllı kontrol edersin. Yoksa aklı kontrol edemezsin. Akıl çok, yani bu düşünceler falan çok güçlü. Kesinlikle merkez. O zaman şöyle bir şey olmalı. Buna karşı daha güçlü bir şey olmalı. Ki ona, evet, tabii buna karşı daha güçlü bir sistem olacak. O zaman işte doğru yer, doğru insanlarla, doğru bilgi, yani doğru iş yapacaksın. Bir de insanlar şunu kale almıyor. Öyle görüyor. Şeytanı ciddiye almamış. İkinci zaafı insanların en kötü tarafı. İçeriye giren her şeyin canlandığını, ruhlandığından insanların haberi yok. Yani gözden giren bir film, filmi kapatsanız, televizyonu kapatsanız, videoyu kapatsanız bile bu girdikten sonra burada çalışıyor. Kesinlikle. Kıyamete kadar çalışacak bu. Kulağınıza giren her bir ses, şarkı olur, Kur'an olur, ne olursa olsun. Kapattığınız TV'yi kesinlikle yatsanız bile o çalışır. Bazen virüs gibi hiç olmadık bir an. Mesela sabah bir kalktık. Ses duyuyoruz. Bir gün bir müzik dinlemişsin. Hiç hatırında bile değil. Kalk 5-6 sene önce. Başlıyor dönmeye yani. Evet. Bazı yani sesler tekrar ediliyor. O müzik aletleri tınlamaya başlar. Bazen de öyle bir beyin yorulur ki, yani sen başka bir iş yapsan bile bir iş yapıyorsun, hakikaten onu düşünmüyorsun ama o çalışmaya başladı. O kadar beyin yorulur ki artık kulağınızdan ses duymaya başlarsınız. İşte böyle bunu doktora gittiğiniz zaman tansiyon olarak söyler. Doğru, yani kan akmasının ifadesi bu. Ama arkada çalışıyor. Yani o kanı etkileyen, niye tansiyon? Normal bir insan tansiyon çıkmaması lazım. Şekeri düzgün olması lazım. Kolesterol düzgün olması lazım. Nabzı düzgün olması lazım. Bunları etkileyen temelde düşünce birimidir. Peki abi gıdayı da etkileyen düşüncelerdir. Sen hayal edin bir düşünceyi, bir şey yemeği. Bir düşün yemeği, bak nasıl iştahınız oluyor. Bir hayal edin tokum. Çok yedim ya, hakikaten. Çok yedim, hayal edin. Açlık olmaz. Suni açlık hayal ile çalışır. Hayal edersiniz yemeği. Birisi yemek konuşur. Lan sus be kardeşim ya, acıktım ya. Diyoruz. Tamam. Demek ki her şeyde temelde kendini ne kadar yorumlarsa, yani biliyorsan, bütün sıkıntıların çaresi kendini tanımadan geçiyor. Ne kadar kendini tanırsan o kadar şoför mahalli 5 kuruş, 5 tane köfte alırsın. Temel bu. Tanıyacaksın. Şey, mesela yediğin şey bile hangi psikolojiyle yersen o şekilde etki ediyor. Kesinlikle. Efendim, konuyu değiştiriyoruz. Bakayım sıra ne gelecek. Okumadıklarımızdan yapılsın. Kelam. Atlıyorum. Kelamı çok bahsettik. Bahsetmediğimiz yönleri var ama olsun. Başka? Sen dostunu, düşmanından da öğrenebilirsin. Sen dostunu, düşmanından da öğrenebilirsin. Düşmanının düşmanı senin dostun olduğun gibi. Anladık değil mi? İzah var mı buna gerek? Şuraya düşman koy. Şimdi bu düşman senin. Koyduk mu buraya düşmanı? Yani başka şeyde de kullanırım bak şimdi. Bu düşman. Senin düşmanın.
buna düşman olan senin neyin olur otomatik? Düşmanıma düşman dostum. Bir de bak söylüyorum ya, niye düşünüyorsunuz da? Bak bu düşman. Senin düşmanın. Burada bir adam var, buna düşman. Bu adam senin neyindir otomatik? Dostundur. Bu adam, bu şu düşman, bunun dostu var. Senin neyin olur? Düşmanın olur. Anlayamıyor musunuz yani? İntikal mantığı kullanmıyor musunuz? Ben de mi bir şey yapıyorum? Yok ama o da değişebilir aslında. Söyle yani bakalım. İkisi de zararlı olabilir. Yani o zarar vermeye programlanmışsa, o da ona zarara gidiyorsa, o da zarar vermeye programlanmıştır. Yani güven olmaz ikisine de. Dostum güven değil de ama yani. Şu. Şimdi bu düşmanın. Anladım. Bunun da düşmanı. Ama düşmanlığın gerekçeleri bir. Otomatik olarak dostun olur bu. Maksatta ittihat. He? Maksatta ittihat. Maksatta çünkü. Anladım. Buna düşman oluşu, senin düşman oluşun cinsinden. Senin düşmanın değil yani. Aşırı anlıyor da bu. He? Aşiretler var. Evet. Şimdi şeye uygulayalım. Toplumda bunu uygulayalım. Şimdi siyasette uygulayalım. Daha kolay olsun. İslam düşmanı bir X parti düşünün. Geçmişi ve geleneği İslam düşmanı. İslam'ın aleyhinde bulmuş ömrü billah. DNA'sında. DNA'sında bu. Genetiğinde bu var. Koy buraya. Ha, şimdi sen dostunu, yani sen, sana yakın olanı bulursun. Şimdi senin bununla düşman olma malzemen, sebebin başka bir parti veya bunun şeyi buna düşman olmuş. Otomatik olarak sen bunu bilmesen bile bu senin dostundur. Yani dinde uygulayayım. İbrahim'in kim olduğunu anlamak istiyorsunuz. Herkesçe malum olan Nemrut size İbrahim'i gösterir. Herkes Nemrut Nemrut diyor bir adama. Ha, onun karşısında olan İbrahim'dir. Musa'yı görmek istiyorsunuz ama göremiyorsunuz. Ama herkesçe malum olan bir Firavun var. Firavun'un karşısındaki Musa'dır. Peki, Asr-ı Mehdi'sini görmek istiyoruz. Aynı mantık. Asr-ı Mehdi'si kimdir? X'dir, Y'dir, Z'dir. Kimin arkasına gideceğiz? Sen Asr-ı Deccal'ını bildin mi? Bütün dini cemaatlerce malum bir Deccal var. İslam düşmanı her asırda. Süfyan Deccal. Yani her asırda bir İslam düşmanı var toplumda, ciddi. Bu asırda Kemalizm'dir. Bütün Süleymancılarca öyledir, tarikatçılar da öyledir, Kadiri tarikatı. Yani İslam'ı kesim bir tarafa, çeşitlilikleriyle beraber temsilcisi olan Kemalizm. İcma ümmet var yani. Tabii. Çünkü Mustafa Kemal videosu var Google'da, YouTube'da. Biz gücümüzü semadan indirilmiş zannedilen kitaplardan almadık diyor. Gücümüzü damarınızdaki asıl kanda mevcuttur. Gidin görün, ben şeyden, hayalden bahsetmiyorum. Yani YouTube'da var. Sonra iki tane, bir tanesini de örnek vereyim. Arabistan Yarımadası'nda diyor, Muhammed'in Allah ve ahiret mefkûresi dogmatiktir diyor. O milletin, acayip bir felsefeciydi, o milleti kendisine bağlayıp bir ümmet, bir millet yapmak için bir diyor korku, bir de ümit mefkûresini çıkartması lazımdı. Korku cehennem, ümit cennet. Dolayısıyla diyor Allah ve ahiret inancı Muhammed'in siyasetinin neticesidir diyor. Siyaseten bunu çıkarttı diyor. Şimdi bu adam malum. Nutuk attı kitabına. Bunu koyduk mu buraya? Bu adama biz inancımızdan dolayı düşmanız. Bu adamın fikirlerinden dolayı dost olan bir kişi otomatik bizim düşmanımızdır. Bu adamın fikirleri malum olduğu halde bir bilen bir adam, siyasi bir adamdır, hocadır, alimdir, dini cemaatin lideridir. Bunu çok iyi bildiği halde, bunu bildiği halde buna dost oluyorsa otomatik olarak İslam düşmanıdır. İslam'ı düşmanıdır. Ya da aptaldır yani. Olamaz çünkü aptal. Çünkü liderler aptal olamaz. Gayet iyi biliyor yani. Çok iyi biliyor. Mesela ben dini cemaatin lideri değilim. Bir ferdiyim. Ben bu kadar biliyorsam bu cemaatin lideri benden çok iyi biliyordur. Mesela bu cemaatin lideri yok ama
kendi yani illa bir insan şey yapılıyorsa ki kendi zatında yok etmiyor. Bediüzzaman değil mi? Yani öyle şey ama Üstad Baki Hakikatler fani şahıslarınıza bina edilmez dedi aldı. Ama illa ehli dalalet ve Cumhuriyet Kası illa Nurcuların lideri diye lanse etmişti o mahkemelerde. Said Nursi bunu çok iyi biliyor. Bu da onu çok iyi biliyor. Şimdi dini liderler liderleri çok iyi bilirler. Ha. Dolayısıyla bu adamın hakkında artık mı gerek yok. Çünkü herkes malum. Gerekçesi, DNA'sı. Google'a girdiğin zaman görürüz. Dini bir lider, dini bir şahsiyet. Bunu çok iyi bildiği halde benden daha iyi çünkü liderdir. Ona hala dost olabiliyorsa kesinlikle İslam'ın düşmanıdır. Çünkü İslam'da bir kaide var. Küfre rıza küfürdür. Zulme rıza zulümdür. Yani o kadar harika bir ölçü psikolojik güya ders yapıyoruz ama o kadar İslam'da her şey nettir. Bir insan ya mümindir, ya kafirdir, ya münafıktır. Dördüncü şık yoktur. Aramızda olanlara münafık denilir, karşımızda olana kafir denilir, birbirimizde olana da mümin denilir. Başka şey yok yani. Peki. Kendini ne kadar tanırsan o nispette kendine farklı davranırsın. Mesela Lale Tahin bir yere gitmezsin, girmezsin. Niye? Zaaflarını bilirsin. Ya ben buraya girersem, tamam, ben buradan zarar görür veya kar görür, bilirsin. Bunu nasıl kendini korursun? Bir insan langur lungur her yere giriyor, her şeyi yiyor, her şeyi yapıyor, her şeyi konuşuyor, her şeyi çalıyor, her kanala giriyorsa, bu adınız gibi bilin ki bu insan kendini tanımıyor. Yeterince tanımıyor. Kendisini tanısa ve içe girenlerin hepsi canlandığını, ruhlandığını. Mesela ben bu suyu içeceğim. Ama canlanmayacağını iddia edebilir misiniz? Saç olur, tırnak olur. Değil mi? Form değiştiriyor. Enerjiye dönüştür ama içeride bu değil artık. Bu değil. Mesela mideye gider, emilir, bağırsaklardan karaciğer, ondan sonra hücreye gider, hücreden mitokondriye gider, orta elektrik santralinde enerjiye dönüştürülür. Enerji paketi gönderilir. Artık enerji konu ama bu enerjinin paketin kaynağı bu. Hani biz biliriz ki içeriye giren her şey canlanıyor yediğim için. Hani bu sefer adın gibi bil ki gittiğin yer, içtiğin, yediğin, görüştüğün, evlendiğin mutlaka sirayet olacaksınız. Birbirine geçişler olacak. Yani camiye giden, camiden etkileniriz, camiyi etkilersiniz. Ecdadın binası, Osmanlı kokması, sigara üzerinizde kokması. Gittiğin yeri sana şey yapmıyor mu? Sana bir baktım geçen işte namaz kılıyoruz. 13 yaşında var yok belki çocuk. Baktım sigara kokuyor. Çok acayip. En güzel hüsnü zanıyla de bir yere gitmişti üzeri kokuyordur dedim diyeyim ya. Yani o zaman kendine ne kadar değer verirsen, kendini ne kadar tanırsan o kadar kendine dikkat edersin. İnsanların takdirini bekleme nispetinde tenkitleri seni rahatsız eder. İnsanlardan ne kadar takdir bekliyorsan o nispette tenkitler seni rahatsız eder. Eğer insanların takdirleri seni pek almıyorsa adın gibi inan tenkitleri de almayacaktır. O kadar almaz. Abi ben çok etkilendim ya. Bu tenkit vallahi çok ağrıma gitti ya. O zaman demek ki insanlardan çok takdir bekliyorsun. Başka? Alçak ve düşük yaratılmışlarda kibirli olurlar. Onun alametidirler. Yani alçak ve düşük insanlar. Bu yaratılışlarında yoktur böyle. İnsan mükerrem yaratılmıştır. Ama alçak insanlarla görüşe görüşe, kendisini tanımadığı için, gene bak oraya geliyorum. Kendini tanımadığı için kendine değer vermemiştir. Kendine değer vermediği için kaliteli bir hayatı seçmiyor. Kendini tanımanın daha önceki dersleri tekrar olmasın diye söylüyorum. Söylemiyorum ama bir şunu şey yapayım. Kendin kaliteli olabilmenin yolu, tanımanın da yolu, kaliteli de olmanın yolu, şu dört tane soruya ciddi cevap aramanın bütünlüğündedir. Bir daha söylüyorum. Kendini tanımanın ve kaliteli bir hayat yaşamanın
yolu hayatınıza 4 soru soruyorsunuz. O 4 soruya aradığınız cevapların bütünlüğüdür. Sizi kaliteli yapacak şey. 1. Nereden geliyorum? Son. Nereye gidiyorum? Burası neresi? Ve ben kimimle yapacağım? Bu sorulara eğer samimi cevap aramaya kalktığın an, ben bunlara cevap aramaya başladım dediğin an kaliten zirve yapıyor. O zaman gözün, ferin açılıyor, gözdeki ferler gidiyor. Hayır, ben oraya giremem. Niye? Bu sorulara cevap arıyor. Bu cevapların içinde yok o. O yok. Onu ya onu yapamam, gelemem, içemem, yiyemem, giyemem. Bak, ben nereden geliyorum? Nereye gidiyorum? Nereye? Ahirete. O zaman ben bunu içemem. Orada yasak. Orada kızacaklar ya. Bu içkiyi niye içtin? Tamam. Yani ben nereden geliyorum? Nereye gidiyorum? Burası neresi? Burası neresi? Ve ben niçin buradayım, ne yapacağım? Bunu bilirsen, yani bu cevapları aramaya kalktığın anda artık hayat sorgulanmaya başlar. Yani buraya gidemem, bunu yiyemem. Niye? Çünkü buraya cevap arıyorum hayatım. Yaşantı olarak cevap arıyorum. O zaman hayatın kalite oluyor. Başka? İşitseller sır tutan tiplerdir. Mesela bazı işitsellerle görsel arası misal vereyim. Mesela işitseller kitabın düz okunmasını isterler. İzah istemezler. Misal istemezler. Bunlar sırrı çok tutarlar. Görseller ise izah isterler ve hakikati muşahhaslanmasını, misallenmesini isterler. Bunlar onlara nispeten sır tutamazlar. Görseller sır tutamazlar veya diğer bir noktaya nazar izahlı ders yapanlar ve isteyenler sır tutamayanlardır. Düz okumasını isteyen ve yapanlar ise sır tutan tiplerdir. Daha çok. İyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Sistemine göre iyidir. Eğer o sis tutmak bazı iyidir, bazen kötüdür. Mesela bir imani meselede bir mana gelmiştir. Sırdır hakikaten. Tutarsan iyi değildir. Ama başkasının bir emanetidir. Onu tutsan iyidir. Tamam. Mesela bir risale okurken bir mana senin kalbine doğdu. Mesela okurken veya okuduktan sonra çay faslında söylemen iyidir. Ama işitseller pek istifadelerini paylaşmazlar. Yani bencil demeyelim, ağır ithamdır. Paylaşmak istemezler. Bir görsellerin, şekilcilerin, yani düşündüklerini hemen görselleyebilen, misalleyebilenler çok hızlı konuşurlar. Çünkü onlar şekille konuşurlar. Konuşurken veya düşünürken şekille. O anda şekil olur. Beyinden hemen örnek. Devamlı, veriyor. Örnek. Devamlı yağar yani. Hadi gökten. Kağıttaki görmüş olduğu şey değil de mesela evini hayal eder. Evet. Caddesini, sokağını öyle tarif eder. Mesela tarif ederken de belli oluyor. Mesela bak, telefon kulübesi var der köşe başında. Sarıdır diyor. Ha? Az ileri böyle şey yaptığın zaman, sola döndü, vurduğun zaman diyor. Sola vurduğun zaman bak bir lokanta var diyor. Ötekisi işitseller ise 40. sokak No. 14'tür diyor. Tamam, Zeytinburnu'na gidersek 40. sokak. Oradan şey yaparsın. En çok çok ağzına zor şey alır. Stadyumun karşısıdır der. Hızır Aleyhisselam bile Musa Aleyhisselam'a bile itiraz etmiş. Hızır Aleyhisselam Musa Aleyhisselam, Hızır Aleyhisselam. Evet, birbirine itiraz etmiş. O da itiraz etmiş. Niye şey yapıyorsun? O da itiraz etmiş. Batıncıyı Musa Aleyhisselam bile itiraz etmiş. Yani Musa Aleyhisselam bile itiraz etmiş batıncılara. Sana itiraz etmeleri çok mu diye soruyorum. Musa Aleyhisselam bile hikmetine ulul az peygamber Hızır Aleyhisselam itiraz etmiş. Sana itirazları böyle bak demişim ey Hasan. Anladın mı İrfan? Evet.
Ya diyor, sen bu çocuğu niye öldürdün diyor. Gemiyi niye deldin diyor. Duvarı niye düzelttin diyor falan. Şöyleydi, böyleydi. Şeye de bakar yani, takdir beklemedikten sonra tenkitler döneminde dediniz ya. Bu yine aynı öyledir. Hani batında bir kimsenin takdirini beklemiyorsun, tenkidi döneminde edilir. Evet, batına geçenlerin, bak şöyle diyeyim. Her mertebeden bakabilen, hiçbir mertebeye mahkum olmayan, insanların farklılıklarını kendisine zenginlik katan kamil insandır. Bu batıncılardır. Batıncılarda nasıl anlarsınız zahirde? Kesinlikle eleştirisellerden uzak dururlar. Yani yoktur dünyalarında. Kesinlikle taassupları yoktur. Çünkü batında her şey arka tarafta. Mesela zahirde kırmızıdır, beyazdır, sarıdır, yeşildir. Ama batında sudur. Batında çekirdektir. Çekirdekteki yazılım ne kırmızıdır ne beyazdır. Yazılım. Ama dişe vurduğu zaman sarı gözükür, ötekisi de kırmızı gözükür. Bak, her mertebeden bakabilen, hiçbir mertebeye mahkum olmayan, insanların farklılıkları kendisine zenginlik kattığına inanan kişidir batıncı. O zaman şöyle bir şey diyebilir miyiz mesela? Zahirciler, tabii hata olmasın temsilde, nevi, batıncılar Resul, gidip de geri dönebilenler. Evet, evet. Yani bulunduğu şeyde arkasını... Diyebilirsin. Diyebiliriz. Tabii mesela diyelim ki, adam gelmiş, ki ben çok yaşıyorum. Dedi ki bana, burada mıydı ya? Hocam, dedim ki bazen usus ama şimdi pek yapmıyorum. Sorusu olan var mı diye sordum. Dedi ki, ben bir şey sorabilir miyim? Dedi, 19 yaşında var, yok. Sor delikanlı dedim, ilk defa görüyorum. Dedi ki, hocam dedi, aslın dedi, mucididi kimdir dedi. Ama öyle bir eda, öyle bir şey var ki tavrı ve simasından da belli, bir yere mensup. Delikanlı, senin kafandaki mücidit. Ama herkes bunu anlamaya müsait değil. Onu anlaması için en az senin kadar eğitim ve bilgili olmalı. Onun için her yerde denmiyor. Tamam hocam. Sağ olun hocam. Çünkü senin ona yüklediği mana için senin kadar malzemesi olmayacaktı. Tamam hocam. Bak işte bu şey oldu. Bu resul oldu. Mesela bir İçtimai bir ortama girdiğin zaman, girdiğin ortama ayak uyduracaksın ya. İşte o girdiği ortama ayak uydurmadı aslında. Peki ama niçin? Sen oradan cevap verdin. Niçin? Evet, niçin biliyor musun? Onu tahlil ettin. Gittin, geri geldin. Hakikati da biliyorsun. Bu niçin bunu iddia ediyor veya niçin söylüyor onu biliyorsun. Çünkü her batıncılar zahircidirler. Zahir bitirmiş de. Çünkü yürüyen yolu yürümedikçe yeni felsefe yolu açamazsınız. Zahir bitmedikçe batıncı olamazsınız. İddia olur. Siz açıkça söyleyebilirdiniz abi, değil mi? Tabii, tabii canım. Onu rahatça şunu diyebilirdim ama tahrip olurdu çocuğu. Çocuğu tahrip ederdin. Tabii. O çocuk tahrip olurdu. Ne yaptın? Şimdi bu batında neticede mesela namaz kılıyor musun? Bir Allah, peygamber, bir şeyin peşine koşuyor musun? Değil. Ama mezhepler, şey mezhepte diyorum, cemaatler din değil. Din değil. Dava da değil. Dava İslam'dır. Dini cemaatler dava içinde buhrandır. Bunu biliyorsun. Adam cemaatını bir, diyelim ki bir cemaatin içindeki bir grubu. Cemaatin ta kendisini kabul edip, cemaat bile olsan, cemaatin yegane temsilcisi sen bile olsan din değil. Öyle bir taassup yapıyor ki cemaatına, din diye gösteriyor. Oradan çıkana eyvah, dinden çıktı. Ok yaydan çıkar gibi çıkmış. Zahirci. Zahirci yani. O zaman şöyle ya, bak bir de şu bir tamamlayayım. Dini cemaatler diyelim. De ki ben uygulayayım. Mesela Kaderi Tarikat'ın 33 tane kolu var. İstersen ki kalk bir bardak su iç arkadaş. Git bir bardak ver. Şimdi Kaderi Tarikat'ın 33 tane kolu var. Bir tanesi Süleymancılık. Bir tanesi Mahmud Efendicilik. Yani her tarafta yani 33 tane kolları var. İşte Mevlana'dır, Mevlevi'dir, bir sürü şeyler var, gruplar var. Bunlar hepsi Kadiri dedim, tövbe, Nakşi. Özür dilerim. Nakşi tarikatın 33 tane kolu var. Kadiri ise 7 tane biliyor, kolu var. Şimdi Nurcuların da var, okuyucuları var deniliyor. Yazıcıları, Osmanlıca yazanları var. Tamam mı? Bu iki temeldir. Diğerleri şeydir. Detaylardır. Okuy...
Yok, 9 tane gruptur o. Ha, ama okuyucular ve yazıcılar. Başka şey yok. Şimdi bu okuyucuların içinde de kişiler işte 60 yaş, 70 yaşına gelmiş. Etrafında bir şekilde kader ilahi bir insan grubu olmuş. Bir cemaat olmuş. Yani grup olmuş. Şundu bu. Yani grup olmuş. Cemaat değil bunlar. Grup denilir. Şimdi örnek için veriyorum. Bu cemaat içinde bir gruptur. Yani Risale-i Nur'a bakış tarzı getirmiş farklı. Meşrep. Çok güzel, meşrep. Şimdi bu meşrep cemaat içindeki bir sıfattır. Okuyucu, dinleyen, şekillendiren vesaire. Şimdi bir Nakşi Tarikat 33 koldur. Şimdi bu kollardan Nakşi Tarikatı cemaatinden bir kol dese ki 33'ü sanki temsil ediyormuş gibi bizim bulunduğumuz meşrep, grup Nakşi'nin ta kendisidir. Diğerleri yanlıştır. Dolayısıyla bunu diyen insan, bunu diyebilen insan Nakşi'yi din olarak görür artık. Oradan çıktın mı bitti. Veya Nurculuk'ta ben şey yapayım, kendi cemaatimden şey yapayım. Nurculuk cemaatim elhamdülillah mensup olduğum şey veya iddia ettiğim şey. Grupları vardır yani. İki tane yazıcı ve okuyucu. Biz okuyucudan biliniyoruz. Okuyucu. Şimdi okuyucuların içinde de gruplar varmış mesela. Zübeyir abinin meşrebi ve devamı ki bizim odur. Sungur abinin devamı var. O da mesela meşveret cemaati diyoruz. Biz Zübeyir abinin laika ve tahkik mesleği, atıflı okuma mesleği, laikalar öne çıkma mesleği. Biraz da yani bizde laika meslekçi, meşrepçilik. Yani lisan dusturlarına, laikalara daha sıkı bağlı. Şimdi ben desem ki İslamiyet davadır. Nurculuk dava içinde burhandır. Bir de nurculuk içinde bir grup ben. Bunu bu meşrepte varsınız. Bu meşrep temeldir. Bunun dışındakiler kaziptir dersen sen hiçbir şey anlamamışsın. Hakikate zulüm oluyor o zaman. Tabii canım. İnsanlara zulüm oluyor. Tecavüz ediyorsun. Psikolojisini bozuyorsun. Hak etmediği halde dinden atıyorsun. Nurculuktan atıyorsun. Kadiriysen kadiriden atıyorsun. Yani sana bu yetkiyi kim verdi? Nereden aldın bu yetkiyi? Allah'ın Adalet Bakanlığı senin elinde mi? İnsanları yargılayıp sorgulamak senin elinde mi? İşte dün derste masamda var mıydı masanın önünde? Delikanlı. Ne mühendisiydi? Ha, bilgisayar galiba. Elektronik mühendisi. Kıbrıs'ta okumuş. Son 6 ayda siteyi tanımış ve sitede Nurları tanımış ve dershaneye gitmiş. Kıbrıs'ta dershaneye gitmiş. Ve Nurları tanımış 6 ay olmuş. Ve gelmiş bizi görmeye İstanbul'a ve Nurları tanımış. İnsan ne kadar gurur duyuyor. Şimdi ona desen ki tabii ya budur esastır falan. Ne kadar zulüm olur. Ne kadar insanları hürriyetini kısmaktır. Allah bile kendisini inkar edene hürriyet vermiş. Oraya gitme, onu dinleme. Evet. Allah bile kafirleri dinleme diyor ama cebretmiyor. Cebretmiyor. Yani o line ayağını bağlamıyor. Sahibi ama. Mesela diyor ki gitme, dinleme. Niçin peki? Niçin ama? Niye o derse gitmesin? Evet. Asabilik ve öfke. Onu okuyorum. Ona geldim sıra. Abi bu zahir batın dedik ya. Bunu madem psikoloji üzerine gidiyoruz. O zaman şöyle diyebiliriz. Mesela zahirciler bu aklı ön plan tutup psikolojiyi batının bakmış olduğu şekilde bakanlar. Ama İslamiyet ise batına bakanlar diyebilir miyiz? Yani? İslam batına bakan demeyelim. Çünkü İslam dördünü cem etmiştir. Hem zahir hem batın. Bak, evveluhu, ahiruhu, zahiri batına. Yani insanlarda oluyor. Peki bunlar ne yapmaya çalışıyorum ben? Yani böyle düşüncenizden ben size yardım etmek istiyorum. Düşünmeyin. Sakın insanları yargılayıp sorgulamayın. Bende bir haletim var. Kur'an olduğuna inanıyorum veya iddia ediyorum. Firavun'a bile, Nemrut'a bile, en rezil şey yapan mesela din düşmanlarına bile hak hayatı Allah verdiği için illet itibariyle, esas itibariyle, itikat itibariyle onun yaşamasını gerekiyor. Ki Allah yaşatıyor. Buna inanıyorum. Bir kere o lazım. Tamam.
Çünkü Allah yaratıyor. İtikadım bu zaten. Yanlış olduğunu onu yaşaması diyemem. Çünkü yaşatana yanlışlık olur. Tövbe estağfurullah. Niye yarattı diyemeyiz. Diyemem yani. Tövbe. Şöyle düşünüyorum benim psikolojim. Eğer haramlar yoksa farz yoktur. Eğer yanlışlar yoksa doğru yoktur. Her şey zıddıyla anlaşılır. Karanlık yoksa aydın. Şimdi şöyle diyorum. Ona da bu aktörlük vermiş. Bir film seyredebilmeniz için kendinizi içine katmanız lazım. Filmin içine girmeniz lazım. Filmde de takip edebilmeniz için içine girip de seyredebilmeniz kendinizi orada karakterlerden bir tanesine senin haberin olsun veya olmasın. Şurası olsa hemen takılırsın o karaktere. Dolayısıyla filmde iki tane temel karakter var. Zulme uğrayan, onu kurtarmaya çalışan. Yani yoksa heyecanı olmaz. Şu dünya senaryosunda, tiyatrosunda firavunları kaldırın. Olumsuzlukları kaldırın. Doğrunun için doğrudur söyler misiniz bana? Doğru olur mu İrfan? Yanlışları kaldırırsan? Her şey aynı olur abi. Aynı olur. Karanlığı kaldırın. Aydınlığın derecesi de olmaz. Şöyle diyorum. Allah ona böyle bir aktörlüğü nasip etti. Yani firavun olmak çok zordur. İsteseniz de olamazsınız. Ama Allah o aktörlüğü vermiş. Münafık olmak çok zordur. Bazılar diyor abim münafıklıktan korkma. Korkman gösteriyor ki değilsin. Çünkü münafık şuurludur. Şuurlu münafıklık yapar. Şuursuz münafık olmaz. Ha? Şirke düşebilirsin gizli şirk falan. O da afa layıktır. Münafık öyle. Şimdi dolayısıyla o adam bir rol oynuyor. Bir vazife yapıyor. Hayatı aktif ediyor. Hayatı canlı tutuyor. Hayatın yanlışları hayatın doğrularını aktif edendir. Hayatta boşluklar yoksa doğrular bitişiktir, hareket edemez. Bilgisayar programındaki 0-1. Evet gibi. 0-1 gibi. Evet. Şimdi asabilik ve öfkeyi biraz konuşayım. Ben bunu aşağıki dolabımda vardı ama yukarı kata taşınınca ne oldu bilmiyorum, kayboldu. Arkamdaki panoda yapıştırmıştım. Öfke ve asabi olduğum zaman buna bakar rahatlardım. Ustadın arkasında da panu var yani böyle. Emirdan da anlatır. İşte hayattan işte %90 zevkini almışsın, daha bir zevke isteme hakkın yoktur falan sanki almış da. Levası. Levası vardı. Ben de kendime göre bir levalardan bir tanesi buydu. Yani öfkeden ve asabilikte nasıl kurtulursun o anda? Şunu yaz hemen oturduğun yerde veya evde misiniz dolabınıza yazın veya buzdolabına koysun kadın. Ne bileyim salona bunu yaz yani hemen. Telefon kaldırdığın zaman en çok daha çok telefonlarda, genel telefonlarda ben daha çok asabi olabiliyorum böyle. Mesela telefon kaldırdığım zaman karşımda olsun. Evde ise televizyon üzerine koy mesela koy. Mesela televizyon üzerine mesela şu yazıyı da koyabilirsiniz. Ateşe dayanabileceğin kadar günah işte. Vadi hadisi var ya. Çalar saate koy. Çalınca. Tamam. Gibi. Neyse. Nereye koyarsan koy ama bir yere koy. Bir. O tabelaya şöyle yazdım. Her şeyi haddinden geçirme. Yani buna kızman hak etmediği kadar hak veriyorsun. Değer veriyorsun. Çünkü kızmak değer vermekten kaynaklanır. Bu o kadar kızılacak adam değil. Çünkü öyle değerli değil fazla. Birinci şık bu. İki, akıl ile kalbin imtizaç etmemesinden, ayrı ayrı çalışmasından kaynaklanıyor ki sunuat, tulaat, işaret 70'te geçiyor. Bunu buldum. Asabilik ve öfkelik dimağla kalbin imtizazsızlığından kaynaklanıyor. Bütünlük kaybetmesinden ortaya çıkan bir enerjidir. Yani kontrolsüz bir enerjidir. Yani kalp onu kontrol edememiş. Başka? Hangi mukaddesatına hücum ediyor yoksa şahsına mı? Mesela geldi bir tanesi hakaret etti. Veya hani mutfaktan geldi orada ne düşünüyorsun pat diye. Kardeşin, ablan, annen diye de hemen oraya girdi veya sana saldırıya geçti komutan. Şöyle de hemen de. Bu saldırı mukaddesatıma mıdır, şahsıma mıdır?
Bu soruyu sorabiliyor musun o anda? Mukaddesatıma mı hücum ediyor? Şahsıma mı? Şahsına ise affetmek evladır. Af yolunu seç. Mukaddesatında ise Müslümanlara zillet yakışmaz. Nedir ya Resulallah zillet? Aynı delikten iki defa ısırılmaz. Başka bir rivayette yapamayacağı şey kalkışmaz. Baktın ki mukaddesatına hücum ediyor. Onu durduracak, susturacak gücün veya öfken veya bilen yoksa orayı terk edin diyor. Mesela bir adam, bizim de belli yani. Senin şahsına yönelik bir şey söylüyor. Şahsından dine söylüyorsa, evet, eğer gücün yetiyorsa, gücün yetiyorsa, zillil olmayacaksan sustur. İknadır. Varsa da çakıver. Çünkü dine Allah'a küfür ediyor. Tamam mı? Ama gücün yetmiyor. Zelil olacaksan orayı terk et. Ama ilk önce şöyle yap. Bu hücum şahsıma mı, mukaddesatıma mı? Bu soruyu sor. Üç. Efendim abi. Evet, uzaklaşın. Mesela bunu şer eden ortamı terk edin. İşte onu söylüyor. Hadiste de vurmak, kırmak şöyle geçiyor. Bazı mesela zındıklar var. Sen de köyde ağasın, güçlüsün, iyisin. Ama soytarı, orta seviyede bir de şey adam. Adam yani orayı terk ettin ama köyde hala bağırıp çağırıyor, meydanda küfür ediyor. Allah'a, peygamberi küfür ediyor. Birisi çıkıp da onu susturması lazım. Gücün varsa. İşte onu anlatacaktım. Diyor ki bir münkeri görürseniz mümkünse elinizde. Değilse dilinizde. Yoksa kalbinizde buğz edin. Onu hadis imamları şöyle izah ediyor. Elinizde kim düzeltecek? Halifeler. Fertten fere düzeltme olursa fitne olur. Kavgalar olur. Ama şu zamanda mesela terk etmek evladır. Şimdi vursan, kırsan etrafta da çıtar. Bir sürü şey olur. Orayı ama terk etmek. Zaten o da onu belki istiyordu. Zaten bak. Tahrik etmek istiyor. Işte. Evet. Yani demek ki elinizden geliyorsa halifelerin işi. Dilinizle ikna edin. Alimlerin işi. Bu da bizimle alakası yok. Kalben buğz edin. Yani terk edin. Üçüncü cümlemiz. Bir, iki, üç. Yok, dört. Öfke şeytandandır. Hadisini unutma. Yaz. Başka bir cümle tabelamda. Kendi mutaaddit defa denediğim için, yani bunu şu anda izahlı şeklinde yazıyorum ama cümle böyle değildi. Kendi mutaaddit defa denediğim için benim için kesin olan neymiş biliyor musunuz? Çok denedim. Benim için kesin şu. Eğer ben sabah ilk işim Kur'an okumasam mutlaka bir şeye tosluyor. Kalbini kırabiliyorum veya kendim çok üzülüyorum. Eziliyorum karşımdakinin bana yaptığı tenkitlerine şey yapmasından. Eğer okumuşsam bu ortamdan rahatça kalkıyorum. Sıyrılabiliyorum. Çünkü Kur'an latif nüktelerde 31. sayfada emri tekvini ediyor. İlim iken aynı irade ve kudrete dönüşür diyor. Yani şu, kalpten çıkan meyil ruhtan tövbe. Meyil kalpten çıkıyor ya. Ama evamir tekbini kalp, ruhtur. Meyil kalpten çıktı. Çıktıktan sonra bak bir şey anlatacağım. Vicdan etkiliyor, dimağa geliyor, Kur'an okuyor. Ama bu Kur'an elhamdülillahi rabbil alemin. Bu okuma meylim, mukaddesat anlayışım kalpten çıkmış. Ama sese dönüşmüş. Eğer ben bu kalpten çıkan o mail sese dönüşmüş, ne kadar bana bu kelam yakın inanıyorsam, yani ihlaslıysam, bu elhamdülillah Rabbil Alemin sesi kudrete dönüştüğünü söylüyor latif nüktelerde. Mesela ona örnek vereyim. Ey sema, suyunu kes. Ey arz, suyunu uyut. Ayet-i kerime bir mana. Peki ben desem ki semaya, ey sema, suyunu kes. Yağmur kesilir mi? Ben desem. Kesilmez. Niye?
Çünkü kelamın içerisinde kudret yok. Onun için ayet olamaz. Ayet olabilmesi için ilimdir. Ama herkes ilim söyleyebilir. İnsan da söyleyebilir. İlim. Ey seması ünikez. İlimdir. Ama Allah'ın subutu sıfatından gelen kelam ve ilimden gelen Kur'an-ı Kerim'in içerisinde, kelamın içerisine hayat da var, kudret de var, irade var. Allah dediği anda oluyor, olduğu anda söylüyor. Ondan dolayı ayettir. İşte biz o kalpten çıkan meylimize, mesela Kur'an okuyacağım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahu la ilahe illa hu el hayyul kayyum. İnansan ki bu tesir edecek karşıya. Yani bu hastaya veya kendime sıkıntım var. Göğsümde ateş var. Allahu la ilahe illa hu el hayyul kayyum. La te'huzuhu sinetun ve la nevm. İnansam ki bu tesir edecek, bu kelam değil artık. Kelam aynı kudrettir diyor. Aynı kudret. Kudret oluyor yani bu realitesi var, vücud realitesi var, o hücreyi değiştirir. Abi nasıl değiştirir ya, kelam hücreyi nasıl değiştirir? Sana kötü haber gelince miden kasmıyor mu? Miden krampına girmiyor musun? Vücuttaki salgı bezleri alt üst olmuyor mu? Adama kan değerleri değişmiyor mu? İlme geliyor adama, bir şey duyuyor, evet. Ondan sonra birisi, bir filmi seyrediyorsun, böyle sporcusun, o konsantre oluyorsun, aktif olmuyor musun böyle? Öt diye mermeri kırıyorsun. Konsantre oluyorsun. Peki bu enerji nerede? Konsantre ile ortaya çıkan enerji nereden geldi? Daha önce neredeydi? Ruhtaydı. Neyle çıkarttın? Konsantre ile çıkarttın. Tam onu evrim biraz farklı açıklıyor da. Ne diyor? Şimdi insanın diyelim ki depoda bir şey var. Depoda varsa çıkartırsın. Depoda yoksa çıkartamazsın ne kadar zorlasan bile. İnsan denilen sistem kainatın çekirdeği. Kainatta ne varsa ne hatırına geliyorsa 18 bin alem her şey var. İnsan çekirdek. Mesela bir ağaçla çekirdek ilişkisini düşün. Çekirdek. Çekirdekte ağaçta olan her şey yok mu? Çekirdekte hepsi var. Kurumuş dalda var, yaş dalda var, uzağda var, yakınında var, kokusu da var. İnsan bütün alemlere çekirdek olduğundan dolayı inançla, düşünceyle, eğitimle o gizli olan çekirdeğindeki bütün özellikler çıkabilir. Var. Mesela çekirdekte armut çekirdeğinden ne kadar istesen bile şeftali olmaz. Eğer bir şey bir yerden çıkabiliyorsa o zaten orada var. İnsan bedensel insan değil. Delikanlı. Dolayısıyla şimdi mesela gel böyle kuru kuru mermere elini bir vur elin kırılır. Değil. Ama konsantre oluyorsun böyle daha meydana çıkmadan odandan konsantre oluyorsun veya daha önce o yolda giden o yolun piri videosunu seyrediyorsun böyle konsantre oluyorsun çıkıyorsun ay diye kırıyorsun değil. Güç geliyor mu gelmiyor? Geliyor. Neyle çıkartıyorsunuz? Düşünceyle çıkartıyor. Var da çıkartıyorsunuz. Olmayan bir şey çıkmaz ki. İnsan da yok yok. Her şey var. Allah'ın dışında ne alemler varsa hepsi var. Biz bunu ilimle, ilim yaparak aktif etmeye çalışıyoruz. Demek ki o Kur'an okuyarak, Kur'an ilme dönüşüyor. Mesela adam batıl dayıyorsa şey yapıyor, şişelerin üzerine, camın üzerine yürüyor Budistler. Mesela dinde gene hüküm olmuş, nekri ilahiye mazar olmuş olanlar var. Suyun üzerinde yürüyen. Buna istidraç deniliyor. Evliya da suyun üzerinde yürüyor, yürüyebilir. Allah'ın boğazına mazhar olan da yürüyebilir. Ne yapıyor? Nekri ilahiye mazhar olduğu için, nekri ilahiye, boğaz ilahiye, onun
oraya yoğunlaşıyor. Adam da yoğunlaşıyor böyle. O, hani fiziksel boyutu da var. Allah da muvaffak ediyor. Bu bize neyi gösteriyor? Kafir o dahi olsa, Müslüman dahi olmasa, insan bütün kainatın çekirdeğine haiz. Çekirdeği hulasası. Ne kadar oldu? 1 saat 5 dakika. 1 saat 5 dakika. Peki burada duralım. Şurada bir yer de vardı. Bitireyim mi şurayı? Şu kadar bir yer. Zamanımız var. Peki şurayı bitireyim. Bu sayfayı kapatmış olurum bu sayfayı. Talebe iken beraber kaldığımız arkadaşımız hukukta okuyordu ve esrar kullanıyordu. Tanıdığım bu kişi savcı olduğu sonradan öğrendi. Şimdi biz talebeyken bir yerde kalıyorduk. Aynı öteki sınıfta bir arkadaş vardı bildiğimiz. Başka bir yerlerde kalıyordu, malum evlerde. Ama esrar kullanıyordu. Kendim bak, kendi alemime şey getirdim. Sonra duyduğuma göre o tanıdığım kişi savcı olmuş. Esrardan gelen suçluya sence ne diyebilir bu adam? Ceza vermez herhalde, ne yapar? Hüsnü zanına bakabiliriz belki. O anda ben de yaptım. Kurtulmuş değil ki, bazı zamanda ben de yaptım. Yani. Çünkü esrar bir baştan kurtulamaz da. He? Ceza verir mi? Fayda sağlamaya çalışıyorum. Yani bilmiyorum, sizi bıraktım kim ne derse. Yani şöyle de diyebilirsiniz. Faydalanır. Müracaat edeceğiniz makam kendisi o zulmü yapıyorsa kimden kime şikayet edeceksin? Yani esrar içip bizim komşular bizi eve hücum ediyor, rahatsızlık ediyor, müzik çalıyor, sarkıntılık yapıyor, bir sürü yapıyor. Savcıya şikayet ediyorsunuz. Savcı da esrarcı. Kimden kime şikayet edeceksin? Sen memleketine gitsen burayı özlersin. Çünkü hatıraların ve hayatın var. Aynen öyle de insanın da bekayı ebedi istemesinin sebebi de bu. Daha önce orada olduğumuzdandır. İnce Mesnevi Nuri 186. Mesela bekayı istemiyor muyuz? Ebed istemiyor muyuz? Sonsuzluk. Ölmek istemiyoruz. Dert keder istemiyoruz. Her şeyin bizim olmasını istiyoruz ama hiç alışmak istemiyoruz. Ne istiyorsanız hepsi doğrudur. Niçin istiyorsunuz? Çünkü öyle bir yerden geldiniz. Niye memleketini özlüyorsunuz? Ben mesela diyelim ki Antep'in veya Maraş'ın falan ilçesinin, falan köyünün, falan mahallesini özlemiyorum. Çünkü bir hatıram yok ki. Peki herkes niye köyünü vesairesini özlüyor? Çünkü hatırası var. İnsan hatıra bıraktığı geldiği yeri özler. Ya buraya gelmiştik falan. İnsan da bekayı özlemesi, sonsuzluk özlemesi oradan geldiğini gösteriyor. Hasetçi insanlar inatçı olurlar. İnatçılar da haset çok olur. İnatçılar en sonunda insanı hasede götürür. İnatçılar değişime en çok direnenlerdir. Asla değişimi kabul etmezler. İnatçılar, bir daha söylüyorum, değişimi kabul etmezler. İnatçılar... Bu temerrüt mü oldu abi? Yani temerrüt biraz ağır itham olur ama hasetçi olurlar. Hasetçiler de acayip bir inatçı olurlar. İnatçı olmayanlar, yaptın bir zulüm değil mi adama, şuna çaktın, kırdın, bir bağırır, çağırır, belki birkaç gün onu şey yapar, unutur. Hatırlatırsan veya bir sebep olursa hatırlar. Ama inatçı olmayanlar kesinlikle o kavgayı bitmiştir, unutmuştur. Eğer bir sebep olursa, ha ya orada adam bana hücum etmişti ya, salağın birisi, ya affedersin öyle, der. Ama inatçılar devamlı o insanı canlı hedefte tutarlar. Devamlı. İnatçılar hasetçidirler, hasetçiler inatçıdırlar. Yani sabitlikten mi kaynaklı? Sabit. Yani artık o hedefi devamlı canlı oraya koymuş, sabit koymuş. Gene dön gel başa, enfusse geçersen kurtulursun.
Peki hasetten kurtulmanın en kolay yolu nedir diye sordular çok. Ben de buldum şey, kendim şahit olduğum bir şey söyleyeceğim. Dua etmek. Haset ettiğin kişiye kim haset ediyorsun? Diyelim ki görümcene, bilmem nesine, şuna, buna. Ya Rabbi Allah'ım onu ve beni affet. Allah'ım ona ikramlar et. Allah'ım onu düzelt ya Rabbi. İki cihanda aziz et ya Rabbi. Dertten bertaraf et. Olan şeytan diyecek olan manyan birisi ya. Biz ona haset yaptı. Kötü sıfattan şeytandandır ya. Bu haseti aktif eden şeytan. Adama bak ya, dua ediyor ya. Hemen ne yapar? O haset ettiği tabelayı yok eder. Hemen kaldırır. Aa, bakarsın ki haset edemezsin. İnan vallahi deneyin. O haset ettiğin kişi ortadan kalkmış olacak. Çünkü haset ettirmeyi yapan şeytandır. Seninle büyümeyen, seninle beraber yürümeyi teklif ederler. Seninle büyümeyen, seninle beraber yürümeyi teklif ederler. Uzak dur bunlardan. Çünkü tanımıyorsun. İçerideki dengeleri ne kadar oynatacağını bilmiyorsun. Uzaktan idare et. Sakın seninle büyümeyeni yanına alma. Mesela diyelim ki bir dini cemaattan gelmiş. Diyelim ki Süleymancılardan gelmiş, Kadiri'den gelmiş, Nakşi'den gelmiş, gelmiş. Geldiği zaman sana yaranmak için geldiği yeri tenkit ediyorsan bu hilli bir adam değil. Buna sakın güverme. Çünkü nankördür, yediği taba pisliyor. En azından yanlış dayı olsa, bir sürü yanlışlarını görmüş. Ama doğruları da var. Hani küfür değil sonrası. Yani seni burada şey yapmak için, merhametin celbetmek, buraya girmek için arkasını, neslini kötülüyorsa sakın yanına alma. Uzak dur. Bir de seninle büyümeyen, seninle bu manaları tefeyyüz etmeyenle seyahate çıkma. Çünkü içsel hangi yapını zarar verebilir? Yani sigara içeni arabaya alsanız, sigara içmese bile kokusu siner koltuklara. En azından şöyle diyeyim, la teşbih ve la temsil. İslam'da ter mübarek bir şey değil, ter. İçki içenin teri de necistir. Sidik gibidir, necis aittir. Şimdi eğer böyle bir adam araba alsanız terledi koltuğu 3 defa yıkamanız lazım. İçki içenin terini arabanız koltuğuna sürünse necistir, sidik gibidir. 3 defa onu yıkamanız lazım. Neyse meramım alın. Bana ait şeyler yazmışım. İşinize geliyorsa alırsınız arkadaşlar. Boş kaba suyu yukarıdan koydukça kaptan gelen ses değişmeye başlar. Burada çok ilginç. Bak İrfan. Boş bir tencere düşün. Doldurdukça aynı yerden dolduruyorsun. Kap boşken ilk koyduğunuz zaman çıkan ses de kap doluyor. Ses de değişiyor değil mi? Daha tok oluyor. Yani. Tok oluyor. Tamam mı? Buraya kadar tamam mıyız? Tamam. Tam dolunca gelen sesle tam boş iken gelen sesin ne kadar farklı olduğunu dikkat eden anlar. Konuştuğun kişilere de böyle bir nazarla bak. Konuşmada düdüklü tencere gibi zahirde buharın çıkmasından ses, yani düdüklü tencere, az insanda düdüklü tencere, düdüklü tencereden şey buhar çıkıyor, insanda da ses çıkıyor. Fakat içeridekilerin imtizacından çıkan sesi olduğunu bilen anlar, kaynamanın imtizacın halinden haber verir buhar. Yani şimdi bir insan konuştuğu zaman boş tenekeden mi geliyor bu ses? Dolu mudur anlarsınız. Bu kabı doldurmak gibi. Kabı doldururken ilk koyduğunuz zaman sesle kap tam dolmaya yakın ses farklıdır. Bu birinci örneğimiz. İkinci örneğimiz düdüklü tencereden çıkan gaz, görmüyorsunuz içini. Görüyor musunuz? Yok. Ne piştiğini anlarsınız. Nohut pişiyor. Nohut pişiyor. Değil mi? O kokudan imtizaç etmiş. Böyle karma bir şey yapar. İnsan da düdüklü tencere gibi öttüğü zaman altında ne pişiyorsa onu verir dışarıya. Ötmesi, kelamı, konuşması kişinin kişiliği ve kimliğini gösterir. Tamam. Peki. Vahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha.
Evet.